Saat 8:30. Kafkasör Yaylası'ndayım. Kahvaltıdan sonra Şavşat'a doğru devam edeceğim. Merkeze yakın olduğu için insanlar hem doğayla iç içe hem de merkezde alışverişini yapabiliyor, işlerini halledebiliyor. Onun için Artvinler için bence bulunmaz bir nimet burası. Kafkasör Yaylası'nda aynı noktada ikinci kez kalışım oluyor. Daha önce karavanların olduğu yerde kaldım. Şu tarafta kaldım ve yine aynı noktaya çadır kurdum. Bunun arkasında da boş yer var. Orayı da göstereyim. Burası da çok güzel. Şurada da bir alan var. Bugün kahvaltıda yumurta yapacağım. Kafkasör Yaylası'nın simgesinden olan boğa heykelleri. Her yıl bu şenlik yapılıyor. Geçen yıl yetiştim, bu sene yetişemedik. Herhalde bu sene biraz daha erken oldu diye düşünüyorum. Saat 10:30. Şavşat'a doğru devam ediyorum. Bir arkadaşın önerisi olan Papart Yaylası'na devam edeceğim. Normalde Bazgiret'e gidecektim. Öncelikle Papart Yaylası'na uğrayacağız. Oradan Bazgiret'e geçeceğiz. Bugün şenlik varmış hafta sonu. Bakalım. Bir kere daha Kafkasör Yaylası'nda kamp yapma imkanı bulduk. Dün işimi halletmiş olsaydım buraya gelmemiş olacaktım. Artvin'den tekrardan uzaktan bir manzara çekiyorum sizin için. Kafkasör Yaylası şu dağın üstü oluyor. Burada baraj var. Barajı çekmek istedim. Şurası var ya, çok güzel kamp atmalık. Çoktandır aslında böyle bir aklımda bir niyetim var. Burada bir yerde kamp kurmak istiyorum. Hayatta hangi mevki makama sahip olursan ol, özgür olabildiğin kadar yaşıyorsun hayatı. Bak, çok sevindim. İnciller olmuş. Bu senenin ilk siftahını yapıyorum. Genelde her turumda Karadeniz tarafında o sahil boyunda çok fazla incir var. Oradan alıyordum, poşet poşet topluyordum. Nihayet olmuş, güzel bir haber. Yolda olmanın güzel bir avantajı, bu nimetlerden bedava ve organik bir şekilde faydalanıyorsunuz. Ay maşallah. Arkamda görmüş olduğunuz tabelada Madenköy yazıyor. Yaklaşık 15 kilometre gösteriyor. Yani Bazgiret'e gidiyor. Ben buradan Papart Yaylası'na devam ederek orada bir gece kalacağım festivalde. Tekrardan buraya dönüp buradan Madenköy'üne gireceğiz. Yani Bazgiret'e gideceğiz. Bakın adamlar ne yapmışlar. Yukarıdan su gidiyor. Aşağı akıyordu. Baktım, dedim yağmur mu yağıyor, ne oluyor? Yukarıdan su taşıyorlarmış. Enteresan. Meydancığa geldik. Son 16 kilometre kaldı.
Papartya Yaylası'na son 6 kilometre kaldı. Yolların bir kısmını taş yapmışlar, kaldırım taşından. Ama yapmasalar daha iyiymiş. Çünkü her yeri çukur. Toprak yol bence daha iyi. Yolda çok anormal bir şey yok. Fena değil. Ara ara bozulsa da yine güzel şu an. İyi gidiyor. Festivale gidenlerde de hiç akıl yok, biliyor musun? Bu yol çekilir mi ya? Yolda da benden başka hiç kimse yok. Yol arada taşlık böyle devam ediyor. Bazen düzeliyor, bazen bozuluyor. Bu bozulmuş hali yani. Yine de güzel. Bir tane insan geçerse soracağım. Bir şekilde gidiyorum. Navigasyon artık burada çalışmıyor. Burayı ana yol olarak düşündüğüm için buradan devam ediyorum. Yolda herhangi bir problem yok. Araçlar geçmişler. Eğer ki bugün şenlik var da araçlar geçmiyorsa bu işte bir problem var demektir. Herkes mi gitti yani şenliğe de hiç kimse kalmadı? En son ben mi kaldım yani? İlla ki araç geçerdi buradan. Ya başka yolu kullanıyorlar. Ama bildiğim kadarıyla bir yere kadar asfalt geliyordu. Ondan sonra toprak yol devam edecektik. Emin olamıyorum şu anda. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Kimseye de soramıyoruz. Hiç kimse yok. Hayırlısı Allah'tan. Son 4-5 kilometre dedik. Hala gidiyoruz bakalım. Bir araç gördüm şimdi. Ona sordum. Doğru dedi. İçime su serpildi. Yoksa bir daha geri döneceğim. Başka yoldan devam edeceğiz. Neyse hadi gidelim. Yaylaya geldik mi acaba? Ne dersiniz? Navigasyona göre Papartya Yaylası'na geldim şu anda. Ama hiç kimse yok. Ya kandırıldık? Burada bir yapı var. Dedim birisine sorarım belki. Orman işletmenin yeri var burada. Ama hiç kimse yok. İki kişi var aşağıda piknik yapıyor. Başka hiç kimse yok. Onlara soracağım olmadı. Buradan yukarıda bir yayla daha var. Devam ediyor. Macahel'e doğru devam ediyor bu yol. Navigasyon öyle gösteriyor. Şurada bir kamyon var. Dedim belki sahibini görürsem sorarım. Hiç kimse yok burada. Ha, çok önemli mi? Önemli değil. En azından dedik bir festivali çekelim. Değişiklik olsun. Ama hiç kimse yok. Beni yönlendiren arkadaşı arayacağım ama telefon çekmiyor burada. Burada bir kamyon var. Burada Orman Genel Müdürlüğü'nün yeri var gördüğüm kadarıyla. Tuvaletler var. Burada mangal yakmak için yer var. Herhalde Orman Müdürlüğü'nün elemanları, işçileri kullanıyor diye düşünüyorum. Burada güzel olur, biliyor musun? Şu adamı yakalayabilseydim sorardık ya. Şu an Gürcistan sınırına çok yakın bir noktadayız. Buradan sonra Macahel'e gidecektim ama yol bozuk olduğu için gitmekten vazgeçtim. Bir adam geliyor, ona sorayım bari ya. Tuz veririm ama bir şartla. Bana adres söyleyeceksin. Neyin adresini istiyorsun? Bu geçen haftaydı. Şu an festival ediyorsun sen. Evet. Festival geçen haftaydı. Ben şimdi o beni gönderen arkadaşı döveyim mi? Ama yine Şuvantova mı? Burası bir yerde daha oluyor ama bu burası değil o. Bu böyle yani bu havza, bu şu havza değil. Yine var festival. Ama papart dediler. Papart. Tamam düz. Evet. Geçen haftaydı. Ha. Hatta yere bak farkındaysan yeni malzeme söylediler. Çapataklıktı orası geçen. Onu görmedim de öyle söylediler. Ben de buraya kadar geldim ya. Alayım da alayım onu. Kardeşim,
Festival geçen haftaymış ya. Biz bir hafta geç kalmışız. Ne yapacağız şimdi? İkinci planda yok. İkinci plan olarak artık dere kenarında bir yerde kalacağım. Saat şu anda böyle 20 var. Bu saatten sonra Vazgirat'a geçemem. Onun da yollarının bir kısmı kötü. Küçük bir bilgi eksikliği nedeniyle hayallerim boşa çıkmıştı. Buraya kadar boşa gelmedim elbette. Tamam, ben burada kalacağım ya. Daha fazla devam etmeyeceğim. Adam diyor ki burada festival olsa ben bilirdim diyor. Buranın yerlisiymiş adam. Geçen hafta dedi. Bak burada şömine de var. Ha, burada odun da var. Tuvalet de var, su da var. Her şey var nasılsa burada. Hafta sonu ormancılar da gelmez. Çay kahve de var mı acaba? Şurada bir şeyler var ama. Bakalım kahve falan var mı? Bu neymiş? Biber var. Ha, orada da taze biber var. Aa, orada tuz varmış. Adam tuz istiyordu. Ha, burada ateşe yakarız. O otel de var. Mantarları pişiririm ben burada. Vallahi bence olur. Niye olmasın? Bugün bence kimse gelmez. Tomruğa bakın, ne kadar büyük. Keşfe çıktım. Bakalım dedim, kamp yapacak daha güzel bir yer var mı? Dere kenarı falan. Şu alanda boş bir yer var. Güzel çadır kurmalık bir yer var. Orada da kurulabilir. Burası da olur. Ha, 1 lira da buldum. İyi. 9 lira daha bulursam, pardon, ekmeğe zam geldi değil mi? Burada 12 lira. Bilmiyorum diğer yerlerde kaç para. 11 lira daha bulursam bir ekmek alırım. Şu insanoğlundan iyice nefret ediyorum. Bu nedir? Kaç yerde böyle çöp var? Bari yakında öyle gidin. Zıkımlanıyorsunuz burada, yiyorsunuz, içiyorsunuz, ondan sonra atıp gidiyorsunuz buraya. Bak, bunlarla mantar için ateş yakarım. Bunları götüreyim. Kartonu da alayım da doğadan kurtarayım bari. Hem benim işime yarar şimdi. Bak, çöpleri görüyor musun? Kaldırıp atmışlar. Ben mantar sote yapacaktım. Izgarada yapmaya karar verdim. Böyle bir deneyelim. Olmadı, geri kalanını mantar sote yaparız. Buram buram mantar kokuyor. Arkadaşa güvendiğim için bu mantarları gönül rahatlığıyla yiyebilirim. Kendisi mantar konusunda bilgili. 4 çeşit mantar var burada. Ne güzel çatırlıyor ya. Mübarek. Güzel güzel. Et gibi tadı var yani. Artık tavuk almak yerine mantar yaparız. Daha ucuz, bedava.
Bayağı bir serinlik var. Ama burası kapalı olduğu için şöminede ateş de yanıyor. Sıcak. Ben burayı iyi buldum, biliyor musun? En azından teselli ikramiyesi olarak burada kamp yapıyorum. O da güzel. Macele'ye gitmek istiyordum. Yolları çok kötü olduğu için gitmekten vazgeçtim. Arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla yolu kötüymüş. Ne var ne yok bilmiyorum. Yorumlarda kimisi iyi diyor, kimisi kötü diyor, bilmiyorum. Zaten çok limitlerde oynuyoruz. Ondan dolayı yarın Bazgirat'a geçip orada bir iki gün kalma niyetim var. Oradan da artık Ardunç'a geçeceğim. Arkasından Yusufeli. Baktım köz olmuş. Odunlar bitti. Aklıma patates geldi. Olsaydı dedim, patates közlerdim. Sonradan aklıma geldi ki benim 3 tane patatesim vardı. Hemen şimdi getirdim. Burada kumpir yapıyorum. Müthiş. Saat şu anda 11'e geliyor. Ateş bana yetti. Bunun sıcaklığıyla biraz daha otururum. Ondan sonra patatesler olduktan sonra yatarız. Saat 9.30. Kahvaltı hazırlığındayım. Kahvaltı yaptıktan sonra Bazgirat'a devam edeceğim. Buradan devam edince Çürüpera Yaylası ve Metera Yaylası var. Ama yollar bozuk olduğu için ben maalesef gidemiyorum. Ama Bazgirat'a geçeceğim için bugün buralarda fazla oyalanmak istemiyorum. Saat 10 oldu arkadaşlar. Kahvaltı masasındayım. Misafirlerimiz geldi. Bana ne getirmişler biliyor musun? Bir şey yapıp bana getirmişler. Vallahi sağ olsunlar ya. Düşünmeleri yeter. Ben de yumurta yapmıştım. Powerbank dolmuşum bakalım. Çekim yaptığım yere tekrar geldim. Gördüğünüz gibi maden köyü 15 kilometre gösteriyor. Maden köyünü aşağıdan bir çekelim. Daha şu tepeye kadar çıkacağız. Fikri abinin evi de şuralarda bir yerde kalıyor. Fikri abiye bir sürpriz yapayım diyeyim ki seni görmeye geldim. Beni gördüğü zaman şaşıracak. Evlerin orijinaliyle hiç oynamamışlar. Böyle birkaç tane yeni yapı var. Onun haricinde hepsi eski. Geçen yıl ben CBF ile buradan zorlanmıştım çıkarken. Bayıla bayıla çıktı CBF. Neyse maşallah. Yine iyi çıkıyor, boşver. Römorkta falan bu kadar ağırlıkla.
Amca selamünaleyküm. Ha burada yaşlı bir teyze var. Aa yaşıyor yaşıyor. Küçücük bir şey. Lan. Sana yol vereceğim de. Ben şimdi durdum burada. Zor kalkacağım. Küçük bir teyzemiz var aşağıda. Gördünüz mü bilmiyorum. Geçebiliriz. Böyle yokuşta kalkarken zorlanıyor biraz tabi. Ağırlıktan dolayı. Vay be teyzemiz yaşıyor. Sevindim ya ne bileyim. Sevinesim geldi. Çok dik be kardeşim buralar ya. Hayırlı işler abi selamünaleyküm. Yolda çok iyi olmadığı için girintili çıkıntılı zor oluyor haliyle. Fikri abinin evini geçtik mi ya? Gel abicim gel. Kocaeli. Merhaba. Merhaba. Ha daha yukarıdaymış Fikri abinin evi. Burada herkes pat pat kullanıyor. Bak bir tane burada var. Bir yokuşlara çıktık mıydı? Tamam. Ondan sonrası önemli değil. Yokuş aşağı inmesi kolay. Oğlum burayı ne yaptınız ya? İçinden geçmişsiniz yolun. Hayır selamünaleyküm. Elime versene biraz. Biz daha armutları bitiremedik. Bir çuval armut topladım. Bak, Fikri abinin evi şu. Evde mi? Çalışıyor mu acaba? Yukarıda mıdır acaba? Neyse görürüz. Gelir yanıma o benim. Telefon çekmiyor ki burada. Aa bu araba duruyor burada. Satmamışlar. Köylülerle aramı iyi tutmam lazım. Buralarda kalacağız. Ondan sonra beni kesmeye gelmesinler gece. Madenköy Festival. Oğlum bana festival demeyin lan. Festival var diyorsunuz. Önce yolu gidiyoruz. Ondan sonra kapı duvar. Yalan söylemeyin be. Vallahi yukarıda ne güzel manzaralar var. Aa kar var hala. Abi ben... Yine aynı kurduğum yere mi kursam yoksa başka yere mi gitsem bilmiyorum. Nasıl olsa tarlanın sahibini tanıyoruz. Geçen yıldan. Şimdi burası hep tarla. Ya yukarı tepeye çıkmam lazım. Yukarı mahalleye çıkacağım ya da yine aynı kurduğum yerde bir yerde kuracağım. Acaba Fikri abi aşağılarda mı? O beni görür muhakkak da buralardaysa. Burada bir tane pansiyon var. Önünde ufak bir göl var. Yukarı çıkarsak yukarıdan gösteririm. Bak tepede de kar var. Fikri abinin evine geldim. Kapıyı çalalım bakalım. Evde mi? Öldü mü? Yaşıyor mu?
Fikri abi evde mi? He? Fikri abi evde mi lan? Rusların 1886 yılında gerçekleştirdiği tespite göre Vazgirette 30 hanede 112 erkek, 112 kadın tespit edilmiş. Toplamda 224 kişi yaşıyormuş. Köyün nüfusunun tamamı Gürcülerden oluşuyor. Köyün bir mahallesi olan Gamaşet'i bu nüfus tespitinde Gamaşet adıyla kaydedildi. Sadece 3 hane bulunuyordu. Fikri abi evde yokmuş. Çayırdaymış. Acaba gelen o mu? Fikri abi gidiyor. Döneceğim dedi. İyi gitsin gelsin bakalım. Hemen tanıdı var ya, helal olsun. Yola çöktüm vallahi. Çok sıcak var bugün ya. Hiçbir şekilde memnun olmuyoruz ya. Sıcaktan da soğuktan da. Ne yapacağız böyle? Başka iyisin? İyi çok şükür ya. Dedim bir geleceğimi haber vereyim. Bakayım orada mı değil mi? Ondan sonra baktım ulaşamadım. Biraz önce de aradım. Baktım telefon çekmiyor. Dedim herhalde ya telefon değiştirdi ya da yok, çekmiyor. Telefon aynı numara ama dedim, şey. Dedim çekmiyor herhalde o zaman. Hı-hı. Ben de Papartı Yaylası'nın oradaydım. Şenlik var falan dediler. Ne zaman? Bu hafta sonu şenlik var dediler ama geçen bu haftaymış. Bu de var. Sataveda. Dün oradaydım. Bugün de devam ediyor. Bugün bitiyor. Nerede? Sataveda. Dedi. Bu obanın üstünde, meydancığın tepesinde. Acaba bana Papartı Yaylası'nda dediler de. Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Birazdan patlatla motosikletin yanına çıkacağız. Senin yerin orasıydı değil mi? Aynen. Motor dursun burada. Tamam dursun. Çayıra kadar çıkar. Motosikletten aksiyona alışıyoruz. Hangisi avududu? Avududu hangisi? Şu avududu bu. Çok güzel bir şey. Yabani. Yani şeyin Börtlen'in farklı Börtlen'in bir cinsi. Siyahın şeyi. Farklı bir cinsi. Farklı bir cinsi. Bak bu şeyleri güzel. Kırmızılarını kopar ye. Sürtüm ot dolmuş. Arkadaşlar yine aynı ekiple buradayız. Çalıştırmıyoruz. Geçen sene iyi çalıştırdılar. Bu sene devamını çekiyoruz. Ama ekipte bir kişi eksik. Ekipte bir kişi eksik şimdi. Ülkeni eksik. Evet. Bunlar eklendi ama. Üç kişi de eklendi. Evet onların yerine. Senin hanım yayladaydı galiba. Hala orada. Halen orada. Kışın indi canım halen. Yukarı çıktı indirmedin mi yoksa? Ya Cancır Yaylası'na motorla gitmeye kalktık. Ne kadar zorlandım. Çıkamadım, bulamadım zaten. Mega kentlerden sonra burada olmak ilaç gibi gelmişti. İnsanların daha sağlıklı olmasının nedeni burada olmaktı sanırım. Stresten uzaklardı.
Vazgirete çıkarken gördüğüm yaşlı teyze 100 yaşının üzerinde olduğu söylendi. Ve sağlıklı olmasının nedeni de muhtemelen burada olmasıydı. İsim neydi abi? Mustafa. Video şey yapınca araya girersem. Gir. Bizim videomuz doğal. Organik. Mustafa abi bu sene hiç yardım etmedi. Geçen sene yardımcı oldu. Etmedin mi? Etmedim. Sadece görüntü olsun diye elindeki tırmığı aldı şu an. Aynen. Haklı. Geçen sene de hiç çalıştırmamıştık aslında. Geçen sene çalıştık, aç bıraktınız o yüzden. Geçen seneyi yedirip biçireydiniz, ben çalışırdım bu sene. Gelmedin ki ama abi. Bizim evin hiç davet mi? Etmediniz ki ama. Davet ettik biz ama yani, hatırlamıyorsun. Ya abi buyur gel yemek yiyelim akşam yemeği demediniz yani. Neden yardım etmemişsin ki? Ha şimdi mantarı pişir akıya. Bir mantara bakalım, ben de mantar uzmanı oldum. Bak doğanın bir parçası olduğumu hissedebilmek, hayallerimin ucundan tutup bir şeylere yardımcı olmak beni mutlu etmişti. Yukarıda bir mahalle daha var. Gamaşet diye geçiyor. Orada bir değirmen var. Geçen yıl çekmiştim aslında. O değirmenin yan tarafında bir boşluk var. Boş bir alan var. Çadır kurulabilir. Ben çıktığımda orayı gözüme kestirmiştim. Dedim burada kurabilirim diye. Ama tam böyle ayı yatağı bir yer yani. Dere akıyor. Derenin kenarında böyle vadinin içerisinde güzel bir yer. Yukarıdan gamaşetten suyu da alırız. Buradan yük etmeye gerek yok. Oradan suyu alır, ondan sonra giderim yukarıya. Fikri abi de yukarı gelecekmiş. Ben dedim çıkayım, sen gelirsin arkadan. Gamaşet olarak bilinen yer burası arkadaşlar. Yukarı mahalleye geldik. Yolu çok da iyi değil, çok da kötü değil. Hemen bu mahallenin arkasında bir değirmen var. 1-2 kilometre daha gideceğiz. Biraz kötü ama yine de gidiyor ya. Yine de gideri var. Ya ben su almayı unuttum. Bak burası uygun aslında. Çok güzel bir alan var burada. Tam şu noktaya çadır kuracağım. Tam ayı yatağının olduğu yerdeyim. Ayı buraya gelmezse başka hiçbir yere gelmez. Emin olun. Biraz tırsmıyorum değil ama buraya kampı kuracağım. Bugüne kadar hiç ayıyla karşılaşmadık. Bilmiyorum. Belki bu gece karşılaşırız. O yerleşim yerinden çıkarken çeşmeden su alacaktım, unuttum. Bak bir de aşağı ineceğim şimdi. Mekan güzel başkan. Çadır için güzel bir nokta. Tam böyle doğayla baş başa kalınacak bir yer. Tabii doğayla baş başa kalırken yaban hayatının içerisinde olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani ayı gelebilir. Çadırı kurdum. Römorku burada bırakacağım. Aşağı boşu boşuna taşımaya gerek yok. Aşağıdaki gösterdiğim pansiyon şurasıydı. Göl de burada. Bu dağlara karşı, manzaraya karşı bir çay demlemek istiyorum. Kamp alanına gitmeden bir manzaraya karşı bir çay içelim. İyi kaynamış. Thank you.
Saat 7:20 var arkadaşlar. Patlatın üzerine çıktım. Ha, bunları eziyorum. Bir faydamız dokunsun ya. Ne yapalım? Kankim diyor. İyi insan ya. Severim ben Fikri abiyi. Fikri abiyle seni şeye gideceğiz. Gürcistan'a. Rehberlik yapacak bana. Seneye Gürcistan'a gidiyoruz o zaman. Tamam, anlaştık. Seni rehber olarak alıyorum. Beni rehber olarak al. Ana dilim Gürcü. Bedava yeriz içeriz orada da. Fikri abiyle yarın Cancır yerlesine çıkacağız. Geçen sene çıkamamıştım. Pat pat da çıkacağız. Pat pat da çıkmak da biraz sıkıntı, biliyor musun? Çok sallanıyor ya. Yürüsen daha iyi. Valla. Buradan ne kadar var, kaç kilometreydi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Oraya kadar gideceğiz. Kamp ekipmanlarımı alacağım. Motosikleti burada bırakacağız. Ondan sonra bir gece orada kalacağız. Ondan sonra ertesi gün buraya geleceğiz. Ayaklarıma çekirge bile girmiştir, biliyor musun? Ne kadar çok çekirge var. Bak bak, görüyor musun? Çekirgeyi. Değirmene bakalım bir. Aynı geçen yılki gibi. Su ne güzel akıyor. O sese bak ya. Su aksa da şu değirmenin sesini bir dinlesek. Buradaki şelale yaklaşık yarım saat uzaklıktaymış. Yarım saat gidiş, yarım saat geliş. Bir saat. Ben gitsem kaybolurum, bulamam. Fikri abiyle yarın Cancır yerlesine çıkacağız. Dedi ki tereyağı yapacağız. Dağdan kar toplayıp getirip içerisine koyacağız dedi. Şaşırdım. Muhtemelen çok maceralı geçecek. Biraz çalı çırpı odun topladım. Ateş yaktım. Saat 10. Kahvaltı yapıyorum. Bu güzel manzaraya karşı. Bugün biraz keşfe çıkacağız. Akşama kadar vakit geçireceğim. Akşam üzeri dediğim gibi Cancır yerlesine çıkacağız. Gece herhangi bir yaban hayvanı gelmedi. O yüzden korkmanıza gerek yok. Gelmez diye bir şey yok. Ben bugüne kadar 500 ya da 500'ün üzerinde kamp yaptım. Ve bugüne kadar bir iki kere domuz gördüm. Onun haricinde hiçbir şekilde ayı ya da farklı bir şey görmedim. Onun için öyle çok fazla çekinmenize gerek yok. Çadırınızın etrafında böyle yiyecek, kokacak bir şeyler bırakmayın. Fikri abi anlatıyor dün. Biz diyor, geçen sene diyor fotokopan kurduk. Bir arkadaşlar gelmişler. Et bıraktık dedi. Ertesi gün baktık et olduğu gibi duruyor. Herhangi bir şey gelmemiş. Düşünün artık. Ama kurtların ulama sesini duymuşlar. Ayı geliyor. Bu bir gerçek yani, köye kadar iniyor. Birçok yerde böyle. Ama size yanaşmıyor. Önüne çıkmadığınız müddetçe, tehdit oluşturmadığınız müddetçe gelip de size bulaşmayacaktır. İstisnalar olur mu? Olur tabii ki. İlla ki istisnalar olacak. Ama böyle bu kadar çekinecek bir durum yok.
Yine de cesaret işi tabii. Her yerde kalınmaz. Kolay değil. Bir gece uykun bölünebilir. Korkabilirsiniz ister istemez. Ama alışınca çok rahat oluyor. Hiç düşünmüyorum. Bazen korkmuyor değilim. Mesela burada da çekindim. Tam böyle ayının gelebileceği bir nokta. Su da akıyor. İlla ki sağımda solumda ayı vardır, geçmiştir ama tabii ki benim yanıma kadar gelmiyor. Geçen Trabzon yaylasında ayı izlerine denk geldim. Yani muhtemelen ayı iziydi. Ben garanti olmadan bir şey söylemek istemiyorum. Ayı izi olmasına rağmen orada kaldım. Geçen yıl kalmıştım. O zaman da bir şey olmadı. Bu zaman da bir şey olmadı yani. Çok fazla dert edeceğiniz bir şey yok. İnsandan korkun, hayvandan korkmayın. Motoru dereye soktum. Şimdi burada yıkayacağım. Bayağı kirlenmiş. Motorun bloğu sürekli sıcak olduğu için bir türlü yıkayamıyorum. Soğukken motoru bir yıkayalım bugün. Hep kaliperlerin arasına kum giriyor. Bazgiret'i yani Maden Köyü'nü gezmeye devam ediyorum. Tekrardan aşağı indim. Daha önce gezmediğim yerleri geziyorum. Şu yoldan devam ettim ama yukarıda bitiyormuş. Buradan bir yere gitmiyor. Köyde aşağı yukarı ine çıka artık herkes beni tanıyor. Şavşat'ın büyüleyici bir doğası var. İnsan baktıkça bakası geliyor, doyamıyor. Ardınç tarafına geçeceğim yarın. Bir gece kamp yaptıktan sonra Artvin merkeze, oradan Yusufeli'ne döneceğiz. Şu an farklı bir manzarayla karşı karşıyayım. Müthiş. Bazgiret'i gezmeye devam ediyorum. Bak manzarayı göstereyim size. Akşam yemeği için hazırlık yapıyorum. Bu akşam yemekte makarna ve ton balığı var. Fikri abiyle yaylaya çıkmadan önce bir şeyler atıştırayım. 6'da buluşacağız aşağıda evin önünde. Dedim ben motosikleti bırakırım kapının önüne. Beraber gideriz pat patla. O yolu nasıl çıkacağız bilmiyorum.